Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle iki renk kullandım. Şöyle diyelim, bakın, yelek ördüğüm iplerden şöyle iki renk birleştirdim. Kalın olsun diye. Sizler tabi isterseniz tek renkte kalın ipten yapabilirsiniz. İsterseniz normal ipten de yapabilirsiniz. Ben böyle farklılık olsun istedim bugün. Bir de kalın 7 numara şiş kullandık. İpimiz 2 kat olduğu için. O kadar kolay ki değerli izleyicilerim, bakın. Bundan ister kendinize ırkalar, süveterler, şallar, şapkalar yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi hemen örgümüze başlayacağız. İlmek sayıları tek ilmek. Yani tek de olur. Hep bir ilmekten oluşan bir model bu. Şöyle örneğimiz burada duracak. Hemen biz bugün ilmeklerimizi de atalım sizlerle beraber. Şöyle başlayalım ipimizi. Normal orta kalınlıkta ipten şimdi sizlere anlatacağım. Ama modelimizde iki renk kullandık. Batik ipten de yapabilirsiniz. Dediğim gibi elinizde olan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Yani nasıl seviyorsanız her türlü ipten olur değerli izleyicilerim. Bakın şöyle hemen ilmeklerimizi attık. Şimdi arka yüzden tamamını bir sıra ters örelim. Şöyle bir sıra ters örelim. Başlarken modelimize tamamı ters. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde bu kenar ilmeğimizden sonra şöyle yapalım. Kenar ilmeğimizden sonra bakın. Bir ilmeğin arasına giriyorum. Bir ilmek aldım. Bu normal ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi yine aynı bakın. Arasına girdim. Bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine arada bakın. Şu şekil örmeden alıyorum. Araya giriyorum bir ilmek, ilmeğimi örmeden. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. O kadar kolay bir örgü. Bakın şimdi şöyle hemen ilmeğin arasına giriyoruz. Yakın. Şöyle bakın. İlmeğimizi örmeden ve kenar ilmeğiyle sıramızı tamamladık. Bu işlemi ön yüzde yapıyoruz. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman kenar ilmeğimizden sonra bakın. Bu dolamış olduğumuz, yani ilmek çıkartmış olduğumuz, örmeden aldığımız ikisini bir alıyoruz. Bakın izleyicilerim. Yani artmış olan ilmeklerimizi arka yüzde de eksiltmiş oluyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın. Kenar ilmeğiyle bitmiş oldu. Şimdi bir örneğimiz bitmiş oldu izleyicilerim. Şimdi ikinci örneği de hemen anlatalım. Aynı şekilde. Kenar ilmeğimizden sonra bakın. İpimizi şöyle arka yüze aldık. İlmeğin arasından bir ilmek, ilmeği örmeden. Bir ilmek örmeden. Bir ilmek örmeden. Birinci sırası bu şekilde. Zaten iki sıradan oluşan bir örgü. Hemen ilmeğin yanından ilmeği örmeden çıkartıyoruz. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre şiş numarasını kullanabilirsiniz. İpiniz ince ise ona göre, kalınsa daha kalın şiş. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi
arka yüzde ne yapıyoruz bakın. Birikmiş yani olan, artmış olan ilmeklerimizi topluyoruz. Ne kadar zevkli bir örgü bakın. Ben böyle sıramı tamamlarken siz modelimi yakından görün. Ben de sizlerle örmüş olduğum parçayı tamamlayıp göstermek istiyorum. Zaten anlatsak da hep aynı. Ön yüzden, arka yüzden, iki sıradan oluşan bir örgü. Sanki böyle şişle değil de tek tığla örülmüş gibi. Bakın değerli izleyicilerim. Ne kadar kolay ve zevkli dedik. Şöyle de örneğimizi gösterelim. Bu tabii daha kalın olduğu için daha farklı gelebilir. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.